Bu ameliyata tek başına girmene izin vermiyorum. Sandığından çok daha kritik ve komplike bir vaka. Hayır, ben tek başıma gireceğim. Bu yersiz cesaretin nedeni ne? Kendime güveniyorum. Bu güzel. Ama Oğuz yüzünden yapıyorsun. Buna izin vermeyeceğim. Ameliyata ben de giriyorum. Seni yalnız bırakmayacağım. Lütfen sen karışma. Eylül. Merak etme. Sadece kazanacağımı bildiğim kavgalara girelim. Neşter. Ne yapıyorsun be adam? Çekilebilirsin, ben asist edeceğim. Yok artık, Eylül'ü asiste mi edecek? Temizleyelim. Leyim. Diş sektör. Buldu sanırım. O kadar kolay bulabileceği vaka değil. Klips. Buldu işte. Yırtıldı. Bana bırak, ben yapacağım. Hayır, yapabilirim. Eylül hocam, Derhan operasyonlarını önceye devredin. Eylül. Klips. Kan basıncı düşüyor, derhal kan takviyesi. Hastayı öldürecek misin Eylül? Alo hoca! Konsantre ol. Oldu. Kapatmak ister misin? Bu senin ameliyatın. Sen kapat. Eylül. Özür dilerim. Çok kolay oldu. Dur bir dakika, dur. Ne demekti şimdi bu? Çok özür diledin. Her dakika özür dileyen biri değilim. Tamam ama böyle olmaz. Sonra rekabet edemeyiz. Mücadele duygunu kaybedersin. Merak etme, korkma. Asla kaybetmem. Bu özür iyi bir doktora duyduğum saygı içinde. Bundan sonraki karşılaşmalarımızı da iple çekiyorum. Senin gibi güçlü rakipler kolay bulunmuyor. Garip birisin. Ama garip insanları severim. Babaanneme benziyorsun. Basitsin. Anlaşmak için konuşmak gerekmiyor. Bunu bir iltifat olarak kabul edebilir miyim? Bence çoktan ettin. Bu iltifat seni mutlu etti. İlk defa gülümsediğini gördüm. Eylül, bir şey merak ediyorum. Ali Hoca geçmişte seni daha mı çok severdi? Kimden? Bahar'dan. Sana ne söylendi bilmiyorum. Ama hiçbir şey anlatıldığı gibi değildir. Yaşandığı gibidir. Ali Hoca hepimiz için iyi bir hocaydı. Sadece haylaz ve başarısız öğrencilerle biraz daha ilgilenirdi. Hepsi bu kadar.
Ben de okulun en aylazıydım. Tabii okuldan atılmadan önce. Çok adam dövdü. Ne oldu, korktun mu? Neden korkacakmışım ki? Herkesin bir geçmişi var. Hem benim de okulun örnek öğrencisi olduğum söylenemez. Tamam tamam. Eminim köprü altının belalılarındandı. Kahve aldım. Teşekkür ederim. O kadar yorucu bir geceydi ki su içmeye bile vakit bulamadım, biliyor musun? Onu da tahmin ettim. Bu da suyun. Al bakalım. Ayağın nasıl? Ayağım? İyi. Ameliyatına yardım ettiğim için benimle bu kadar ilgileniyorsun, beni bu kadar düşünüyorsun değil mi? O yardımın bir karşılığı olamaz. Ama güvenip bana bıraktığın için teşekkür ederim. Eylül, böyle yaşamaya devam mı edeceksin? Nasıl yaşıyormuşum? Çok hırsızsın, fazla. Nesi kötü bunun? Artık başarılı birisin. Bunu hep daha ileriye götürmek yerine biraz durup keyfini çıkarmasın, tadına varmasın. Mesela şu an niye hala hastanedesin sen? Yani kahveler için, su için mi? Neden? Günde kaç saat uyuyorsun? Söyle bakalım. 14. Haftada 14 saat yetiyor bana. Diğerleri gibi olsaydım, onlar kadar uyusaydım şu an olduğum yerde olamazdım. Peki mutlu musun? Olmamam için bir sebep yok. Bu net bir cevap değil. Biliyorsun, babaannemin en büyük hayaliydi doktor olmak. Ve oldum. Sadece bunu başardığım için bile mutluyum. O göremese de. Bu konuda ne kadar üzgün olduğumu da sen biliyorsun. Sana yardım edemedim ama şimdi ne zaman istersen yanındayım. Gerek yok. Ben artık o öğrenci kız değilim. Sence öğretmenin olduğum için mi sana yakın davranıyorum? Bak, eğer bunu gerçekten böyle düşünüyorsan gözünün önünü görmüyorsun demektir. Sana bir öğretmen olarak değil, bir erkek olarak yakın davrandığımı bile göremiyorsun. O gün için ne kadar pişman olduğumu bilemezsin. Seni son kez gördüğüm o an. Böylece çekip gitmene izin vermek hayatımın en büyük aptallığıydı. Özür dilerim. Tamam tamam, bir şey yok.
Galiba gitmene izin verdiğim için beni cezalandırıyorsun. Hayır. O zaman benimle çıkar mısın? Hayır. Sen her şeye hayır diyorsun ama. Bu sende bir alışkanlık yapmış galiba. Hayır. Hayır. Tamam, hayır. Peki. Daha sonra tekrar soracağımı söyleyeyim. Seninle ne zaman ciddi bir şeyler konuşmaya başlasak sonunda hep böyle bir gariplik oluyor. Farkındasın değil mi? Kim bilir kimin yüzünden acaba? Sana tekrar çıkma teklif edeceğim. Ama o zaman cevabının evet olmasını istiyorum. Ne oluyor, ne yapıyorsun? Onu sana sormak lazım Eylül Hanım. Ne oluyor? Hayır, ne bu özgüven ya? Ne bu kendini beğenmişlik? Hastanedeki bütün erkekleri avcunun içine almadan rahat etmeyeceksin değil mi? Anlaşıldı, gene saçma sapan bir konuşma yapacağız. Ben hiç almayayım, pas geçeyim. Ne olur, çok yorgunum, uykusuzum gerçekten. O kadar kolay kaçamazsın Eylül Hanım, yok. Tamam, sen içini döküp rahatlayana kadar buradayım. Kolumu bırakabilirsin. Bırakmazsam ne yapacaksın? Vuracak mısın bana? Ben unutmuşum, sen yakmaktan hoşlanıyordun değil mi? Geride kaldı bunlar Bahar. Bırak artık. Sen var ya, sen benim ömrümde gördüğüm en sinsi insansın. Dün gece beni buraya niye çağırdığının farkındayım. Aklınca beni aşağılayacaktın değil mi? Bitti Eylül Hanım. Bugün buradan kovuluyorsun. Buradan defolup gideceksin. Anladın mı? Bitti mi? Doktor Hanım. Gören de beni patronunu sanacak. Bir tane et yemeği var bende. Ne oldu, beni niye çağırdınız? Bir sıkıntınız mı var? Yo. Maşallahım var. Sayenizde. Eko. Doktor Hanım, ben şöyle takdim edeyim size. Bu ne? Beğenmediniz mi? Küçük olmuş değil mi biraz? Yok, öyle değil de. İşi bu dallamalara bırakırsak olacağı bu işte. Çek şunu doktor hanımın gözünün önünden. Bakın, bunlara gerek yok. Tıpkı şu kapıdaki adamlara gerek olmadığı gibi. Öyle demeyin doktor hanım. Bir sürü düşmanım var benim. Bu halde olduğumu duyarlarsa fırsatı kaçırmak istemezler. Sorunlardan kaçmak, etten duvarların arkasına saklanmak hiçbir şey çözmüyor maalesef. Eninde sonunda geçmişimizle yüzleşmek zorundayız. Anlaştık mı? Eyvallah. İyi. Dinlenin şimdi. Gel. Hocam, Umut'un test sonuçları geldi. Buyurun, kendiniz bakın. CT negatif. Hemen çekelim.
Biliyorum hocam, yaptırmıştım zaten. Sinir lifleri sıkıntılı, bakın. Aşırı demiyelinizasyon gösteriyor. Sakarlığını ve motor kabiliyetlerinin yavaşlamasını açıklıyor bu. Aynı zamanda geçirdiği nöbetlerin de tabii. Krembe hastalığı. Hı hı. 8 yaşında başlangıç aşamasının sonlarında olması lazım. Daha çok küçük. 5 ila 7 yıl sonra yatağa mahkum olacak. Sonra da bitkisel hayat. Tedavisi? Yok. Gözlerin Leyla'nın gözüne çok benziyor. Güzel mi bakalım Leyla'nın gözleri? Bence bütün üçüncü sınıfların en güzel gözü onun. Gözlerin Leyla'nın gözüne çok benziyor. Eylül. Gelsene. Sen gelmiyorsan ben geleyim o zaman. Neyin var? Yok bir şey. Eylül, bir şeyin var. Ve bana söylemiyorsun. Yüzüme bakar mısın? Anlat. 8 yaşında ölmeyi bekleyen bir krabbe hastam var. Kötüymüş. Üzüldüm. Bu çocuğa verebileceğim ne bir tedavim var ne de bir tesellim var. Hani nerede Mucize? Ha? Eylül. Önce sakin ol. Şimdi ailesine gidip belki de kardeşinin de aynı sonu beklediğini söylemem lazım. Üzgünüm. Nasıl yapacağım? Konuya direkt girmen lazım. Lafı geveleme. Yumuşatmaya çalıştığın, duraksadığın her an onlara boş umut verir. O boş umutta yaşayacakları acıyı daha da büyütür. Bu çok acımasızca. İnsanlar böyle kötü bir haber aldıklarında kahrolurlar. Onlarca soru sorabilirler. Yalnız kalmak isteyebilirler. Aklın almayacağı tepkiler de verebilirler. Ama onların o an ihtiyaçları olan tek şey... yanlarında acılarını gerçekten anlayan birinin olmasıdır. Eğer istersen beraber yapabiliriz. Ama şunu da bil. Doktorluğun boyunca yaşayacağın en zor şey bu. Ve ne yaparsan yap kolaylaşmayacak. Umut'un kademeli olarak ilerleyen bir hastalığı var. Onun yatağa düşürmeden önce geçecek 5 ila 7 yılı var. Ardından da bitkisel hayat evresi. Peki tedavisi? Bir tedavisi vardı mı? Şu an için yok. Nasıl? Ne demek yok? Hiçbir bir şey yapamazsınız. Maalesef. Yani sen
Semptomlar karşımıza çıktıkça tedavi edebiliriz. Ama sonunda Umut'un yaşama devam edebilmesi için solunum cihazına bağlanması gerekecek. Bir şey daha var. Hastalık kalıtsal olduğu için kardeşinde de olup olmadığını test etmemiz lazım. Can. Canlı mı? Daha önce test yapılmış mıydı? Hayır. Hatırlamıyorum. Doğumu bu hastanede mi gerçekleşti peki? Evet. Eğer canlı taşıyorsam bu ne anlama geliyor? Semptomları göstermeye başlamadığı için kök hücreyle tedavi edebilir, hastalığın ilerlemesini durdurabiliriz. Kesin mi peki bu? Durdurabilir misiniz? Eylül hocam, biz önce bir kayıtları kontrol edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.